Selamun aleyküm arkadaşlar. Size bugün bir şey göstereceğim. Şu anda da görüyorsunuz. Bu benim fesleğenimdi arkadaşlar. Bayağı büyümüştü. Pek dikkat etmemişim. Bugün dikkat ettim. Bir baktım, yaprakları yok. Allah Allah, ne olmuş buna dedim. Ne olmuş, bakın bir bakın. Bu arkadaş benim fesleğenime yerleşmiş, yemiş. Maşallah kendini de bir büyütmüş. Bakın görüyorsunuz, o kadar da büyütmüş ki kendini. Bravo sana. Burada pisliklerini falan yapmış, yani görüyorsunuz küçük küçük pisliklerini de yapmış. Vallahi bilmiyorum artık bunu ne yapayım şimdi. Kıyamadım da aslında. Aşağı bir yere koysam başka çiçeklere, sitenin çiçeklerine zarar verecek. Yani bu mübarek Ramazan ayında da zarar vermek istemedim ama gayet de maşallah, bakın yani, oh ne güzel. Senin için yetiştirdim ben bunu, senin için diktiydim, ne güzel gelmişsin. Bu neden geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Bu arada bunu da anlatayım. Ben bunu çiçek satan fideciden almıştım. İşte bu böyle şeyleri evimize bu şekil getirebiliyoruz. Yine aldığımız çiçeklerle, fesleğenlerle, fidelerle böyle haşerileri, hastalıkları evimize, diğer çiçeklerimize taşıyabiliyoruz. Bu da önemli bir kanıtı oldu. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Aslında bu aralar bunlara pek bakamıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu besleyemiyorum. Ama gayet de güzeller, sağ olsunlar beni. Burada da kaktüsüm var. Şunu göstereyim arkadaşlar size. Bakın görüyor musunuz? Bir koyu renk açıyor bu. Kırmızısı var, bir pembesi var. Bu katmerli petunyalar. Böyle de mini çiçeğim. Bu da her geçen gün kendini geliştiriyor. Mini çiçeğin arkadaşlar ilk diktiğinizde, fideden dikerseniz böyle küçük saksılara dikin. Neden bunu söylüyorum? Bu küçük saksıya diktiğim daha güzel gelişti. Bunu biraz büyük saksıya dikmiştim. O fazla gelişmedi. Şimdi onu da çekip göstereceğim. Ne demek istediğimi anlayın. Bunun saksısı küçük. Bu şekilde. Bu petunyamın bir tanesi öldü. Bilmiyorum artık. Buraya yeni diktim. Bu da yeni gelişmeye başlayacak. Ama mini çiçeğim de çok güzel görünüyor. Şimdi öbürünü göstereceğim size. Evet, bu. Bu öbürkü dediğim. Bu fazla onun kadar canlı olmadı arkadaşlar. Bilmiyorum. Küçük saksıya diksem daha güzel olacak herhalde. Bu da açıyor da onun kadar canlı, yapraklı olmadı. Şöyle bir koyayım. Bakın. Bunlar da arkadaşlar şöyle solmuş çiçekleri alıyorum. Bütün çiçeklerde solan çiçekleri alın, üzerinde durutmayın lütfen. Burada da biliyorsunuz önce çiçeğim var. Bu sabahları ve akşamüstleri daha güzel açıyor. Bunun da bu çiçeklerini alıyorum, solanlarını. Bu biraz susamış, su vermem gerekiyor. Bunun bakın aşağıda bir tanesi daha var. Bunlar da büyüyor, gelişiyor. Burada bir tane daha ektim bundan. Bu cam güzelleri de sabah güneşte kalmış arkadaşlar. Biliyorsunuz cam güzelleri çok böyle saat 11 falan işte çektiğimde bu videoyu. Sabahın güneşinde kaldıkları için bir baktım yapraklarını koyuvermişler. Biraz su verdim. Şimdi gayet gölgeye daldım. Kendilerine geldiler. Burada da görüyorsunuz bu küpelimi. Bu da çok güzel. Şu anda
Arkadaşlar çiçeklerinizi öncelikle ilk etapta küçük saksılara dikmenizi tavsiye ederim. Yani büyük saksıya diktiğiniz, tabii çok nadir bazı çiçekler büyük saksıda olabiliyor ama böyle küpeli, cam güzeli, şu katmerli, bunu da yeni diktim. Ben bunu çok seviyorum. Bunu da çok seviyorum. Bunun pembesi de var. Biraz fideleri zarar görmüş bunların. Bu yıl kış çok olduğu için fideciler bunları tam koruyamamış. Öyle söylediler. Ben de aldım. Çok solgunlardı. Yaprakları sarargın, solgundu. Yeni yeni canlandırmaya başladım. İnşallah düzene girecekler. Bakın burada da pembesi var. Bunları inşallah büyüttüm mü, nasıl büyüttüm, neyle baktım, nasıl iyileştirdim, sizlere çekip göndereceğim. Orada da fırçamın sapı geldi ama ne kadar güzel maşallah benim çiçeklerim. Şu saksıyı da göstereyim arkadaşlar. Bunu da ben çizdim. Yani pek aslında resim yeteneğim, okula giderken özellikle ilkokulda, ortaokulda çok güzel resim yapıyordum. Sonra lisede falan fazla resim dersimiz olmadı bizim zamanımızda. O yüzden bunu da kendim çizdim. Biraz komik oldu. Eski Firavun insanların yüzü gibi oldu. Sardunyamın saksısı görüyor musunuz? Sardunyamı her geçen gün kendini aştı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.